nasipse herhalde bir saate kadar indiririz ikimize. Sıra yokmuş ama. Sıra yokmuş. Evet. Sağlık olsun ya. 4 araba var ama onu biliyorum. Yok ya, arabamız... kimse yok orada. Adam dedi arkamızdan. 4 araba gidiyorsunuz dedi oraya. Evet, Mustafa şimdi eski kullandığı arabayı anlatıyor. Bu arabayı sen mi kullandın lan? Ulusoy'da mıydı o zaman bu araba? O zaman Ulusoy'daydı. 385 bin kilometre olmuştu. Arkadaşım geldi aldı bu arabayı işte. Satın aldı. Şimdi sen bunlar nerelere gittin? İngiltere'ye, İrlanda. Her yere gittin. Kaza mı yaptın bunu? He, kaza yaptım. Havrayı mı vurdun? Şüpheyim. He, ama öyle büyük bir kaza değil o zaman. Yok, çok aşağı şey değil. Ama güzel arabaymış maşallah. Şu an kaç binde bu? Şu an 750 bindeydi en son. Hala gider. Gider. Hala gider. Gel şu yüküme bak benim. Bu yükü şimdi abi bağlayalım. Bence orada düşürürüm rampada şimdi giderken. Sorun olmasın bana. Evet. Gerçi oradan buraya kadar bir şey olmadı. Baksana. Bir şey olur mu? Nasıl? Bir şey olur mu? Yatmaz ha. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Bolu'dan yüklediğimiz işte makarna yükü yükledik. Ben tabii birazını Mega Center'a boşaltmıştım ama Mustafa full yüklü şu an. Şimdi korkuyoruz yani, çift sıra makarna olduğu için her an yatar diye çok yavaş ve sakin. Ama benim yükümde bir sıkıntı daha var. Benim arkadan eksildiği için ştanga taktım ama sıkıntılı bir yük. Şimdi burada da bir rampa çıkacağım. Aslında bu garaja geldiğime pişman oldum şu an. İnşallah bu yükü sağ salim şu gideceğimiz yere bir getirsek de başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi onun arabası tam yüklü. Tam yüklü olduğu için o kadar onu etkilemiyor. Fakat benim arkadaki yük, üstteki yük tek başına duruyor. Yani bir ştanga taktım ama yine de sıkıntılı duruyor. Aha, bir de dikten çıkartıyor beni. Yok, çıkmadı, iyi. Valla şu an bu rampaya çıkarken var ya, o kadar çok bildiğin her duayı okudum yani. Şu yük sadece yüke bir şey olmasın, yatmasın diye. Çorum, Amasya ve Havz olarak gideceğim. Eğer ki geçen haftaki beklediğim bir yükümüz vardı. O yük de Sinop'tu. Eğer ki Sinop da hazırsa Sinop'a çıkıp yükümü alıp döneceğim geri. Evet, bugün Ramazan'ın ikinci günü. Allah'a şükürler olsun. Dün çok rahat geçirdik Ramazan'ı. Bugün de yolda olacağız. Daha rahat geçireceğime inanıyorum. Çünkü niye dersiniz? Yoldayken zaman çabuk geçiyor. Allah bakalım bu akşam bize nerede iftar açmayı nasip eyleyecek. Evet, çok istiyorum. Güzel bir su başında, yani suyun olduğu bir yerlerde iftar açmayı istiyorum. Şimdi buradan kalkışım, yani bugün sahur İstanbul'da yaptık. Belki bir 15 dakika erken açacağım. Niye? İl değiştiriyorum. Gittiğim ilde açacağım. Bugün birkaç arkadaşım bunu sormuştu bana. Evet, onlara da bunu cevaplamış olayım. Her gittiğimiz ilde oranın savuruna uyuyoruz.
oranın iftarını uyuyoruz. Yani İstanbul'da sahur yaptığımız zaman diyelim Çankırı'nın iftarına uyuyoruz. Orada açıyoruz. Ama Çankırı'da veya ki Trabzon'da sahur yaptığımızda da İstanbul'a uyuyoruz. Orada da zaman bayağı uzuyor. Yani bu şekil. Evet, bu arada da gerçekten herkesin Allah tuttu orucu kabul eylesin. Şimdi ileride işte devamlı yük çektiğimiz yer bidon olarak, yani kova olarak, yoğurt kovası. Onları yükleyeceğim. Saat herhalde 11, 11.30, 12 gibi de İstanbul'dan, yani Avcılar'dan çıkışımı yaparım. Allah izin verirse doğru Çorum'a. Demin şurada da bir üniversite gördüm. Yeni bir üniversite daha mı açılmış? Ne etmişse bayağı bir kalabalık oldu buralar. Solum Üniversite, arkam üniversite. Aslında güzel. Üniversiteler çoğaldıkça okuma düzeyimiz artıyor. Öğrenciler fakat şunu üzülüyorum. İstedikleri işlere birçoğu yerleşemiyor. İnşallah Rabbim hepsini güzel yerlere getirir diye düşünüyorum. Hepsi içgüdü sahibi olur okuduktan sonra. Yer ıslak ya, hemen araba ABS yanıyor. Hemen yani badanaja düşüyor. Evet, İstanbul'da bugün hava güzel. Gezmeye değer. Fakat var ya, şimdiden diyorum ki akşama ne yemeği yapayım? Hep onu düşünüyorum. Akşama ne yemeği yaparım? Şimdi Mustafa'da düdüklü tencere vardı. Harbiden güzel oluyor. Bak, ben de alacağım bir düdüklü tencere. Çünkü niye derseniz 10 dakikada oluyor. Ha, lezzeti var mı yok mu ona bir şey diyemiyorum. Ama içine koyduğum soğan patates bizim için güzel. Lezzetli oluyor. Ama bir düdüklü tencerede yapmayla veya tencere yeme, bilmiyorum farklı mı değil mi. Ama bu çok çabuk oluyor. Öbürü bayağı geç oluyor. Ama bir düdüklü tencere de benim arabaya şart oldu. Niye derseniz Ramazan ayı. İçine ne koyarsan koy. Yani at çeşitleri, al sana bir yemek. Yani neyi doğrarsan doğra ya. Mesela bak, bugün güzel bir fasulye yemeği olabilirdi mesela. Aslında kuru fasulye canım çekmiyor değil. Ama bu kuru fasulyeyi herhalde büyük bir ihtimalle lokantada mı yeriz? Veya ki şu da var şimdi. Benim de kötü bir inadım var. Şimdi oruç saatine diyelim 1 saat var. Oturup da bir tesiste beklemiyorum. Yani öyle bir alışkanlığım yok. Diyorum ki bir ilerkinde yerim veya bir öbürüne denk gelirim. Yani o bir saati beklemek istemiyorum. Ama o gittiğin yerde de ya otoparkta yer olmuyor. Bilmem ne oluyor. O da sıkıntı. O da çok büyük sıkıntı. Ondan sonra yine peynir ekmekten veya suyu açıp devam. Bazen diyorum ya, bu İstanbul'un kalabalığı da bir başka oluyor. Seviyorsun, bazen nefret ediyorsun ama gerçekten aşırı derecede bir akaryakıt yakışı var. Yani ne ederseniz dur kalk dur kalk bilmem ne, bizlere veya sizlere de, yani hepimiz aynı. Yani bugün taksilerin de durup kalkması bir akaryakıt masrafı ortaya çıkarıyor. Ama Allah nasip ederse günün birinde gideceğim mi? Vallahi gideceğim, bu şehirden gideceğim. Güzel, böyle güzel bir yerde yaşamak istiyorum ya. Ama yaşadığım yerde de yine ticaret yapmak istiyorum. Mesela ney? Olabilir. Yol üzerinde bir arsam olsa Akdeniz tarafını çok istiyorum. Niye derseniz deniz de var orada. Ve yazın insanlar çok. Gedeni gideni akarı. Şimdi Karadeniz'de yaz 2 ay sürmüyor. İnsanlar onun için o kadar fazla gelmiyor. Ama bir Akdeniz'de yaz bayağı bir uzun. Şimdiden mesela Mayıs ayındayız. Yaz başladı bile orada. İsterim ki öyle bir yerlerde, yol kenarında bir tane kahvaltı yeri açmak. Mesela bir tane dükkan.
Niye derseniz, hizmet etmeyi seviyorum. İnsanlarla beraber olmayı da çok seviyorum. Hem kendim için, normalde aslında şöyle diyeyim, yani ben müşteri için demlemem. Demlersem o çayı kendim için demlerim. Kendim için demlediğim çayı da mutlaka yanında peyniri, zeytini olacak. Bir kahvaltılığı olacak. Bunu da gelen insanlarla paylaşmak isterim. Aynı zamanda istediğim projelerden biri gerçekten mesela bir kafe gibi bir yer olsun. Mesela Dayıoğlu'nun yeri gibi, Begonvil kafe gibi isterim. Orada insanlara hizmet etmeyi isterim. Yani tavuklar olsun olsun. Mesela gelen müşterinin çocuğu. Diyebilirsin ki ya git şuradan mandıra filozofa gibi. Git şu marketten yani kümesten bir tane yumurta al da gel hemen sana pişireyim ye. Ya güzel bir şey olur ya. Yaparım. O kümesi o çocuğu yollarım. Oradan o tavuğun altından yumurtayı aldırırım. Ona da pişirir yediririm yani. İstiyorum ya. Buralardan gitmeyi istiyorum. Ama önce tabii ki bir Almanya'ya yeğenlerimin yanına gidip geldikten sonra Almanya'da veya Fransa'da orada birinin dostlarımız var sizin gibi. Onları tanıyıp geldikten sonra bu plan projeyi bir gün hayata geçireceğiz. Ama bir sene ama iki sene herhalde iki seneyi bulacak. Bir de gerçekten anlamıyorum. İnsanlar şunu yapıyorlar İstanbul'da. Adam Anadolu yakasında o evi oturuyor. Fakat Avrupa yakasında işi var. Ya her gün bu trafiği çekmektense ben şunu çok merak ediyorum. Ya evini bu yana taşısan veya işin neredeyse evin orada olsa bu rezilliği her gün 3-4 saat çekmesen. İnanın ki 3-4 saati 5 saati trafikte geçen arkadaşlarımız var. Şu an birçoğunuz da bunun altına yorum yazacaksınız. İnanıyorum ki abi ben de öyleyim, ben de böyleyim diyeceksiniz. Çünkü niye derseniz gerçekten İstanbul trafiği bunaltıyor artık. Yani evlen iş yerinde insanlar istediği ekmeği bulamıyor. Mutlaka evinden çok uzak yerlerde oluyor. Bu da size sabahın altısında kalkıp yola düşme oluyor. Sabahın altısa kalkıyan insan en geç bilirim ki 8.30'da iş başıdır. Ama 2.5 saati giderken yolda geçecek. Tekrar akşamleyin yine aynı. 2.5 saati yolda gidiyor. Vay desen nereye atmış görüyor musun? Vallahi iyi yer atmış ha. Şu karşıdan gelen oluyor. Bazen ben de geliyorum da. Şu gelenlere tık diye alıyorum ben buradan. Çünkü burada tabela var tek yön. Sıkıntı yok. Uyacağız kurallara gelmeyeceğiz. Ben şimdi şurada bir 5 dakika bekleyeyim. Mal yükleyeceğim yer sol tarafta. Yer müsaitse hemen garaja gireyim, yanaşayım. Aman 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 aman. Bakalım yukarıların durumu ne? Yukarıların durumu iyi. Yanaşalım. Diyorum ki dayı beni uğraştırma. Sağımda bir araba var. Al dedim. Aldırtmadı. Şimdi beni burada uğraştıracak var ya. İleri almam lazım. Ne yapacaksın? He? Nasıl yapacaksın? Onu ileri olmadan. Abi git değil. İleri almam lazım ki o arabayı geçeyim. Kafayı aşağı ver. İşte vereceksin ki geçesin. Bak sağıma bak. Gel gel. Ya abi yalandan beni arabama kaslattırdın var ya ya. Nasıl? Kurtarıyor. Kurtarıyor mu? Eyvallah. He? Ha? Ha diyorum ya şunu aldırsaydın. Hadi abi önce kasayı içeri sok. Gir içeri. Abi girdi ama daha ne yapayım nasıl edeyim? Kapıyı açar mı? Bak abi öne bak. Kurtarıyorum ben. Evet, evet.
Gel gel de rampa nerede kaldı? Bir daha beni çıkartacak ya. Bir başa gir, gir. Geçsin şu araba. Ama işte bak bu böyle yanaşmaz ki. Öbür türlü tek seferde giriyordum. Ama işte abi uğraştırıyorsun beni. Beni uğraştırıyorsun şimdi. Kafayı aşağı ver bir daha. Şimdi ben solu hiç görmüyorum. Ne ismi? Onur Sarıoğlu. Onur Sarıoğlu. Evet, bizim takipçimizmiş. Emmi'yi görünce demiş ki Aydın abi nereden tanıyorsun? Onur Sarıoğlu, sana da selam olsun kardeşim. Bunu tanıdığım güne lanet olsun. Beni sokarken uğraştırdı bak. Görüyor musun bak? Kahveye geldiğinde çay mı ısmarlamayın buna. Geldin yine lastiklere bakıyorsun. Basana lastiği düşün iç lastiği. Allah'ım yarım ya. Bakma lastiklere ya. Ondan sonra yolda lastiklerle uğraşıyorum ya. Scania'nınki iyiydi değil mi? Evet, şu an yüklemek için yanaştığımız yerde şu an Allah razı olsun çocuklar yüklüyorlar. Herhalde bir saate de çıkar gideriz buradan diye düşünüyorum. Adama baksana. Geliyor, geliyor. Aynen öyle. Evet, ya ben seviyorum. İnsanlar gerçekten birbirimize şakalaşıyoruz, ediyoruz. Güzel şeyler bunlar ya. Evet, şefimiz var ama şefimizi göstermiyorum. Şefimiz kameraları sevmiyor. Evet, şefimiz kameraları sevmiyor. Abi zaten bunu havzayla doldurdun zaten ya. Hepsi havza zaten. Bu tarafa oyalamazsın çabuk gidersin işte. İnşallah. Ya zaten diyorum ya, ineklerin sütü yapmışlar, yoğurt kap lazım. Evet, süt hazır ama yoğurt yok. Evet arkadaşlar, şu an yüklememizi yaptık. Kaçıyoruz Allah'ın izniyle Çorum'a. Oraya vurmayayım, oraya bak. Şimdi sağın solun hep araba oldu mu sıkıntılı oluyor. Koşarak geliyor, oraya vurdum sanıyor da vuracağım sanıyor. İki dakika hemen şu kapağı kapatayım. Oh, kapağa koş, oraya koş, buraya koş. Evet, şimdi Yandex'i açalım. Benim yolum nereden açık? Yani 3. köprü tarafı mı? E6 mı? E5 mi? Onu bulmam lazım. Dayı niye durmuyorsun dayı? Ona göre gideyim. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yolda bol bol görüşmek üzere diliyorum. Görüşürüz. Var gibi yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin kan der gibi gibi. Evet, demin Mustafa arıyor. Abi diyor, ben de yüklenmek üzereyim diyor. Birazdan çıkarım diyor. Sen diyor Çerkeş'e falan ayar çek. Ben de yetişirim sana, orada sen yemek yapmaya başla.
beraber yeriz. İnşallah dedim ben de. Fakat ne yemek yapacağım onu düşünüyorum. İnşallah güzel bir yemek hallederiz. Ama yine güzel dediğimiz tavuk olacak yine. Başka ne olacak? Çünkü niye önümde bir... Ama ya balın içine girip malzeme alabiliriz ya. Tamam Mustafa, söz, sıkıntı yok. Yemek yapıyorum, ben yapıyorum, sen misafirsin. Ay anamay. Bismillah, daha dur, daha yeni çıktık yola ya. Hemen esneme. Evet, İveko Karslı yazmış. Karslı bir kardeşimiz demek ki. Maşallah, İveko da güzel araba. Ben altı olduğuna göre herhalde su çekiyor. Çünkü Dorse'de suya müsait. Açık Dorse. Kapaksız yani. Şu an sağ farım yanmadığını söylüyor ekran. Şimdi hava kararmadan da burada yaptırayım, yoluma devam edeyim diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir yer bulursam hemen şu fara bir baktıralım. Evet, Adapazarı'na geldik şu an. 5 yol. Denge kolu bilmem ne, Çorum var, egzoz depo. Sakarya branda. Elektrikçi. Borsa ve remor. Evet. Oto elektrik. Orada bir yer gördüm ama burada nasıl duracağız? O zor. Zor. Çık buradan. Burada yaptırmamız zor. İleride Adapazarı'nı geçince de vardır diye. Olmadı mı? Olmuyor. Bak şimdi burada yaptıramadık bunu. Elektrik yok ki. Kaporta. Kaldı. Bir ileriye kadar 25 dakikada toka kaldı. 25 dakikada bir yer bulur. Dinleniriz herhalde. Hem o arada bunu yaptırırız hem de 25 dakika istirahat. 45 dakika. Öyle bir fırtına çıktı ki şu an burada var ya. Toz, toprak kalktı havaya. Şeh. Acayip rüzgar var şu an. İyi yağmur geliyor ama ha, var ya. Şu an gölün üstündekine baksana nasıl. İyi bir yağmur geliyor. Oo, çatılar uçuyor baba. Ana yavaş oğlum yavaş. Bizim de gider vallahi. Çatılar uçuyor var ya. Rüzgar arkadan itiyor şu an beni. Var mı elektrikçi?
Acayip ya. Evet, şu an Bolu rampaya çıkıyorum. Fakat tadilat olduğu için Bolu rampada sol taraf kapalı. Biraz yukarıda göreceksiniz. Trafiği bu taraftan veriyorlar. Yani benim çıkış istikametimden veriyorlar. İki çıkış bir iniş olarak veriyorlar. Fakat Allah korusun ya, yani hiç taraftarı değilim. Yani şu bariyerler olmadan buradan aşağı inişin taraftarı değilim. Niye derseniz gerçekten Allah korusun, yani bir karşıdan gelenin bir fren patlattığını düşünebiliyor musunuz? Direkt karşı karşıya gelirsin. Yani kötü bir ortam ya. Yani hiç değilse şu bariyerler insanı yine koruyabiliyor. Yani bakın görüyorsun şu an. Burada ısınan balata bir anda fren tutmasa mecbur bir karşı yola gelecek, bu tarafa gelecek. Aslında çok tehlikeli bir olay. Dayı sen niye çıktın şimdi ben çıkarken? Sen zaten yavaş gidiyorsun. Olduğu için mecbur sağ şerit ortaya çıkıyorsun. Baksanıza karşıdan gelen sadece şu huniler koruyor. Sadece bu huniler koruyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Doğru olan bir şey değil yani. Bu yolu genelde komple açacaklar. Bu yol komple İstanbul gidişi 3 şerit halde İstanbul gidişi olacak. Buradan çıkan da dağa çıkıp gidecek. Bence mantıklısı o. Çünkü dağın öbür taraf inişi sorun yok. Ama bu tarafın işi dağın da kötü. Dağın, İstanbul'un işi daha kötü. İstanbul'un işini buradan verip dağdan da eski yoldan da çıkışı verseler bence daha iyi olur. Hiç kimsenin de burnu kanamaz diye düşünüyorum. Evet, şu an arkam bomboş. Niye derseniz mutlaka herhalde bir tır çıktı sola. Tır çıktığı için hiç taksi maksi gelmiyor. Şurada bir yer var, oranın bakımı yapılıyor. Burası biterse herhalde açarlar. Yani bunlar ek yerleri. Ek yerleri her sene tadilat görüyor. Demek ki çabuk çürüyor bir şey var ki demirlerde. Ek yerleri devamlı değişiyor. Çok arabada rotarlar yok. Şu an gelen tonaj nereden baksan 25-26 ton. Tuğla yüklü. Zor be. Gerçekten zor. Yani yükü sırtında taşımak, o ağırlığı hissetmek gerçekten çok zor. Sebebi hayda kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Vallahi amcalar vardı, abiler vardı.
Ama çevirmediler. Zaman kaybetmerdim yani, zaman kaybetmeyeyim diye. Yoksa sıkıntı yok, sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Ay ay ay. Kırmızı ışık ihlali yazıyor. Geçersek sıkıntı. Ama sıkıntılı durduk. Evet, yanda. Hüseyin abi, selam olsun sana da. Şansımıza nostalji oldu ya. Hala E5'i kullanıyoruz. Bir İzmit'ten çıktık, bir Bolu'da. Bir de şimdi Yeni Çağ, Yeni Çağ'ı da böyle geçiyoruz. Hayırlısı Allah'tan bakalım ya. Gerede'ye kadar böyle eski yolu kullanacağız. Evet, burası normalde eski Ankara yolu. İnşallah Yeni Çağ'da bir elektrikçi bulur. Tonaj fazlası olanlar burada. Demin biri var ya, tam gaz geçti gitti. Tam gaz. Tam gaz geçti gitti. Adam durma bile durmadı. El kaldırıyor ama kim durur? Evet, herkese hayırlı akşamlar. Hacı Hamza'ya geldik. Şimdi saat 3'te iftar savurmuş burada. 3'e kadar yatıp savurumuzu yapıp tekrar 6'ya kadar yatacağım. 6'da çıkar, yolculuğa devam ederim. Evet, herkese hayırlı geceler.